Almanya'nın Türingen Eyalet Meclisi'nin ilk oturumu AFD'nin en fazla koltuğa sahip olmasıyla gergin başladı. Almanya'nın Türingen Eyaleti'nde 1 Eylül 2024'te gerçekleştirilen seçimlerin ardından Eyalet Meclisi'nin ilk oturumu gergin bir ortamda başladı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi, bu seçimde kazandığı %32,8 oy oranıyla eyalet meclisinde en fazla koltuğa sahip parti oldu. Oturuma, en yaşlı üye sıfatıyla AFD'li Vürgen Treutler başkanlık etti. Ancak Troitler, diğer partilerin milletvekillerinin iç tüzük değişikliği önerilerine söz vermeyerek ve dilekçeleri işleme almayarak tepkilere neden oldu. Oturum, herhangi bir seçim yapılmadan sona erdirildi. Turingen Eyalet Başbakanı Bodo Ramelov, AFD'nin anayasayı hiçe saydığını belirterek sert eleştirilerde bulundu. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ise milletvekillerine söz verilmemesini ve iç tüzük değişikliğinin reddedilmesini Eyalet Anayasa Mahkemesi'ne taşımayı kararlaştırdı. Meclisteki diğer partiler, mevcut iç tüzüğün AFD'ye yalnızca en güçlü grup olarak aday gösterme hakkı tanıdığını belirterek, ilk oturumda kendi adaylarını gösterebilmek için değişiklik talep ediyor. Eğer iki tur oylamada AFD'li aday Vipke Muhsal seçilemezse, SDU, BSV, Linke veya SPD aday gösterebilecek. Eyalet Meclisi'nin ikinci oturumunun cumartesi günü gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merakla bekleniyor. Ancak mevcut siyasi durum nedeniyle eyalette yeni bir hükümet kurulmasının oldukça zor olduğu değerlendiriliyor.